Mahir, senin hakkını hiç ödeyemeyiz böyle yemeklerle falan. O kadar iyi biliyorum ki. Vallahi her konuda hemen yardımımıza koşuyorsun. Vallahi benim için çok keyifliydi. Ne zaman yardıma ihtiyaç olursa gelirim, biliyorsunuz. Onu anladık. Mahir Bey belli ki çok yardımsever bir beyefendi ya. Sağ olsun bizim boşanma dilekçesini de bir gecede hazırlamıştı kendisi. Sağ olsun. Benim işim bu. Tekrar gerekirse tekrar yaparız. Gerekmeyecek. Değil mi hayatım? Hı hı. Bu çiftlik hayatı sana yeriyor yalnız ha. Başka bir güzellik var üzerinde. Bak Ali tek başına kaldı ateşte. İstersen git yardım et. Ağız tadıyla bir iltifat edemeyecek miyim? Biraz flörtleşemeyecek miyim karımla ya? Ben doydum. Kalkacağım. Ya kalkamazsın aslan. Aşkım otur orada. Bak birazdan köfteler gelecek. Anneciğim hadi sen de ye. Aslanım ne yedin de doydun ya? Dur bakalım. Bak şimdi sıcak sıcak köfte getireceğim sana. Bekle. Anneciğim sen ye. Öyle doydum falan yok. Ali. Abi bunlar oldu. Eyvallah. İyi görünüyorsunuz. Yeniden birlikte olmanıza sevindim. İyiyiz be Ali. Daha da iyi olacağız. Mutluluktan içim içime sığmıyor ya. Ablamı bir daha üzme abi, olur mu? Üzmeyeceğim Ali'cim, merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım. Eski günlerdeki gibi çok mutlu olacağız. Sen nasılsın oğlum? Burada işler ne durumda? Her şey yolunda mı? Bak bir isteğin, bir arzun olursa çekinme, tamam mı? Eyvallah. Gerçi yani Deniz krediyi aldı. Bir iki güne hesabına geçer ama yine de ne olur ne olmaz. Ben her zaman yanındayım. Deniz krediyi iptal etti. Senin haberin yok mu? Yani belgeleri falan geri çekti, oradan biliyorum. Yok, biz daha bugün hiç konuşmadık ki. O yüzden söyleyememiştir. Hani ne oldu o köfteler iki saattir? Geldik, geldik. Hadi bakalım. Mahir şu ortayı bir açsana, etleri koy versene. Buyurun. Şu pilavı da çeksene. Evet, sıcak ben... sıcak. İkinci parti de geldi. Ellerine sağlık Ali. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Hayatım ne yaptın bugün, hiç konuşamadık. Neler yaptın? Çiftliğe geldim işte, buradaydım. O kadar yani. Başka bir yere uğramadı ha? Ne oldu? Niye soruyorsun Ateş? Ne iş öyle? Merak ettim. Ablacığım. Ne oldu? Niye yemiyorsun bir şey? Pek iştahım yok. Ali. Biz bugün seninle biraz bir konuşalım, olur mu? Olur. Konuşuruz. Ay ben çok yedim. Galiba patlayacağım. Dur çekil. Aa, polisler geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır memur bey? Buyurun, ne problem vardı Engin Bey? Bir ihbar üzerine buradayız. Çiftliği arayacağız. Ne ihbarıymış o? Hayır olsun. Kaçak malların saklandığına dair bir ihbar aldık. Arama izninizi görebilir miyim? Tabii avukat. Sinan. Gencer Çiftliği yazıyor. Bizim ne işimiz olur kaçak malla filan? Herkes tanır bizi burada. Nereden çıktı ihbar, kim ihbar etmiş? Sinan, evden başlayalım. Her yeri arayacağız. Emredersiniz amirim. Babamı götürmesinler. Yok halacığım, yok. Kimse kimseyi götürmüyor, korkma. Evet. Amirim evdeyiz. Ben çocukları götüreyim. Götür götür Narin. Çocukları içeri götür. Biz demiştik memur bey. Yani kaçak malla ne işleri olur? Burası aile evi.
Aramanız bittiyse gider misiniz? Çocuklar korktu da. Anlıyorum sizi. Fakat çiftliğin tamamını aramamız lazım. Ya çiftliğin tamamı derken bir Sera ile Ahır kaldı zaten. Onu da mı arayacaksınız? Arayın. Evet. Sera ve Ahır'ı da arıyoruz arkadaşlar. Ya o Ahır zaten aylardır kullanılmıyor. Nesine bakacaksınız ki onun? Prosedür böyle Ali'ciğim. Arama izinleri var Ali. Yapacak bir şey yok. Al. Hadi hayatım sen çocuklarla geç içeri. Hadi gidelim. Hadi siz ondan buyurun. 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 Siz... Ali gelsen Ali. Üçünüz Sera'ya. İkiniz de benimle gelin. Buyurun bakın. Bir şey bulamayacaksınız ama yine de içiniz rahat etsin Engin komiser. Gelin benimle. Gel gel, gel böyle. Çık çık çık, kaldır. O tarafa da bak. Ali, iyi misin ablacığım? Abla ben... Ne oldu? Söyle. Tamam yok burada bir şey. Temiz burası, çıkalım. Evet. Bir şey bulabildiniz mi? Engin abim. Sera'da temiz. Dediğim gibi ihbarı değerlendirmek zorundaydık. Kusura bakmayın. Buyurun. Çıkıyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Ben de gideyim Zeynep. Bir şeye ihtiyaç olursa arayın. Sağ ol Mahir, eyvallah. Hadi biz de gidelim. Kapıyı kilitle. Niye gitti polisler? Bir şey bulamadılar da ondan. Ne oldu? Niye şaşırdın Nare? Yok yani şaşıracağım. Merak ettim ne oldu diye. Ne oldu? Hı? Kim ihbar etmiş bizi? Yok bir şey hayatım. Şu an bir şey bilmiyoruz ama çıkar yakında kokusu. İyi tamam. Bir şey olursa haberleşiriz. Biz de gidelim artık. Yani rüya uyukluyor, korktu. Tamam. Tamam bir şey olursa mutlaka arayın bizi tamam mı? Tamam hadi, hadi. Ben sizi geçireyim. Geçmiş olsun. Hadi Halim. Eyvallah geçmiş. Hadi gel. Hadi dert etme. Bir şey olursa ara beni. Nasıl oldu bu Ali? Mallar nerede? Bilmiyorum. Ahır boştu. Ya kim ihbar ettik ki? Kim biliyordu? Bilmiyorum kızım işte bilmiyorum. Ben bir dolanacağım. Anlat Narin. Vallahi anlatacak hiçbir şey yok Ziya Bey. İhbar var diye polis geldi. Çiftliği dip bıçak aradılar. Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl bir şey çıkmadı? Ne diyorsun sen ya? Ali malları Ahır'a koymadı mı? Koydu. Öğlen kendi gözlerimle gördüm. O da hiçbir şey anlamadı. Şaştı kaldı. Bana bak. Kesin orada bir şeyler dönüyor. Gözünü kulağını iyi aç. Duydun mu beni Narin? Kesin bir şeyler dönüyor orada. Tamam merak etme. Bir şey olursa haber veririm. Hadi gel oğlum bir yat.
sen ne yaptın lan? Ha? Ne yaptın sen? Abla ben... Ya sen nasıl sokarsın lan o malları içeri? Ha? Sen aptal mısın? Gerizekalı mısın? Baktın mı o kutulara ne var içinde? Bak. Ben söyleyeyim sana. Hap var hap. Kim bilir ne hapıysa. Hadi kendini düşünmüyorsun. Bizi de mi düşünmüyorsun lan? Bulsalardı söyleyecektim benim suçum olduğunu. Ne kadar cesur bir davranış ya. Ne olacaktı lan o zaman? Ne olacaktı? Yakacaktın hayatını. Oğlunu büyüyünce görürdün o da suratına bakarsa. Ya ben anlamıyorum Ali. Aklım almıyor. Sen niye yapıyorsun ya bunu? Niye, niye? Paraya ihtiyacımız vardı çünkü. Sizi gururlandırmak istedim. Bir kere de bir işe yarayayım istedim. Ulan sen kendi başını belaya sokma. Biz senden başka bir beklemiyoruz. Sorun da bu ya zaten. Bu kadar benden beklentiniz çünkü. Hayır, aptal. Hayır. Biz sadece sen iyi ol. Mutlu ol istiyoruz. Ya anlamasaydım sende bir haller olduğunu? Ha? Ya gelip buraya bakmasaydım diyecektik Ali biz. O Nari'nin de haberi var değil mi bunlardan? Ne tesadüf ya. Ne zaman o karı hayatına girse senin burnun kurtulmuyor. Onunla ne ilgisi var abla ya? Bütün belayı o Yakup sardı benim başıma. Ama dur sen. Dur lan dur. Sakin ol. Ne Yakup'u? Ziya var bunun altında Ziya. Ama bu sefer yaptığı yanına kalmayacak. Ben onun başına öyle bir çorap öreceğim ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.